aklı insan, nefsi arslan, lümei şeytan, musallat sırtlan, insi şeytan. İnsan küçücük cismiyle bin kubbeli ve her kubbesinin altında bir oda bulunan muhteşem bir saray gibidir. O sarayı yaratan ezel ve ebed sultanı, haliki kainat olan Allah'ın Celle Celaluhu, o sarayın tamamına isim ve sıfatlarının tecellileri yansıdığı gibi, sarayın her bir odasında dahi ayrı ayrı yansıyan isimlerinin tezahürleri vardır. İnsan, yaratıcının muhteşem sanatlarının teşhir edildiği kainat sarayının küçük bir numunesi olarak insan sarayı olarak yaratılmıştır. Allah Celle Celaluhu bizleri için yarattığı vücut sarayımızda isim ve sıfatlarının tecellisine biz insanları mazhar etmiş ve bizleri kainatta yarattığı nihayetsiz alemlerin bir merkezi ve çekirdeği hükmüne getirip bizlere eşrefi mahlukat makamını ihsan ederek bizleri zatına muhatap etmiştir. Evet, vücut sarayımızın her bir odacı, yaratıcımızın tezahür eden isimlerinin tecellisiyle vücut bulur ve o esmalardan aldığı nurlar ile aydınlanır. Böylece Allah'ın Celle Celalühü isim ve sıfatları alemi gaybtan alemi şahadete çıkarak şuur sahibi insanların temaşasına ve seyrine arz edilir. Yaratıcımız bizlere böylece kendisini tanıtırmak ve sevdirmek ve ebedi alemlerine davet etmek ister.'' bizlere hem bu koskoca kainat sarayında hem de vücut sarayımızda muhteşem sanatları ve eserleriyle ve semavi fermanlarıyla kendini tanıttırmak ister. O vücut sarayında dünyaya gelen ve yaşayan her akıl sahibi o sarayın belli bir süre için kendisine verildiğini, o sarayda mal sahibi değil kiracı olduğunu ve sarayın asıl ve daimi sahibi olmadığını bilir. Ne zaman saray sahibini tefekkür edip araştırıp merak eder, işte o zaman saray sahibi ona hidayet anahtarını ilham eder. İman nurlarını açan kelime-i şehadet ile vücut sarayını aydınlatan şalter açılır ve sarayın bir anda aydınlanması ile saray sahibinin tüm hikmet ve sırlarına mahsar olur. Bizlere ihsan edilen vücut sarayımızda kelime-i şehadet, o sarayın tüm odalarına iman ile enerjisi veren bir şalter vazifesi yaptığının delili, kafir koskoca dünyada o şalteri bulamadığı için, yaratılıştaki tüm ince ve güzel sanatlara karşı, karanlıklar içerisinde kör hükmünde olup, yaratıcıyı görememesidir. Hidayet ile ruh ve bedenimize yayılan nuru iman, o sarayın elektrik enerjisi gibidir. İman nuru ile o sarayda tüm odalar aydınlanır ve milyonlar ince nakış ve sanatların sahibi olan Allah'ın imzaları ve mühürleri görünür. İman nuru parladıkça on nakışlar içerisindeki daha ince nakışlar ile ilim ve hikmetin cilveleri fark edilir. Evet, aklı insan iman nuru ve iman gözünün ve kalp gözünün açılması ile firaset ve basiret sahibi olması ile vücut sarayının sahibi olan Rabbini bulur kendini bilen Rabbini bilir, sırrı tezahür eder. Vücut sarayımızda insan aklının emrine verilen ve hissiyatlar, duygular, arzular, hevesler, emeller ve birçok cihazat ile donatılmış ve o sarayda yaşayan nefs adında bir de arslan yaratılmıştır.'' Nefs Arslan'ın sarayının kapı bekçiliğinden, pencerelerinin açılıp kapanmasından, erzaklarının saraya girişinden ve sarayın düşmanlarından korunup muhafazasına kadar birçok görevleri vardır. Arslan kimi zaman bekçilik yaparken, kimi zaman odaları temizleyip havalandırır. Bazı zamanda yük taşır, sarayın ihtiyacı için çalışıp sarayın hizmetkarlık vazifesini yapar. Nefsi insan arslanı, sarayın kiracısı ve emanetçisi olan, aklı insanın emrine verilen mükemmel bir askerdir. Onun tüm eğitim ve terbiyesinden aklı insan sorumludur. Aklın tüm rahatı, arslanın görev ve vazifelerini tam ve mükemmel yapmasına bağlıdır. Eğer o arslan iyi terbiye edilip kontrol edilmez ise, o sarayı mahveden bir düşmana, salıp yutacak bir canavara inkilap eder. Nefis aklın hizmetine verilen bir aslan hükmünde olduğunda o aslanın tüm eğitim ve terbiyesinden akıl sahibi olan ve sarayın emanet edilip teslim edildiği akıllı insan sorumludur. Nefsi arslanı neye alıştırırsanız onu ne beslenir. Nasıl terbiye ederseniz o şekilde size fayda sağlar ve saraya hizmet eder. Güzel terbiye edilmiş bir nefse arslan, sizi sırtında taşıyan bir binek vazifesi yaptığı gibi, terbiyesi yapılmamış bir arslan ise, size en yakın ve en zararlı bir düşman hükmüne geçer. Çünkü o vücut sarayında her zaman onunla yaşamak zorunda olduğunuz gibi, küçük dünyanızdaki her hareketinizde, sağınızda, solunuzda, arkanızda, önünüzde hatta bazen üzerinizde uçan bir kartal gibi tepenizde pençelerini hissettiğiniz ve nereye gitseniz yaşadığınız sürece ayrılamayacağınız bir özellikte yaratılmıştır. O aslanla hem iyi geçinmek ve hem de çok iyi terbiye etmek zorundasınız. Çok yedirip azdırmadan ve az verip çıldırtmadan onun ipini ve kontrolünü her daim elinizde tutmazsanız bakınız neler olur. Saray sahibinin izniyle sizin sadakatinizi denemek için vücut sarayınızda ismi lümeyi şeytan olan bir hamster devreye girer. O hamster lüme adeta küçük sinsi vesveseci bir fare gibi çalışıp nefs arslanın dizginini ele geçirip o arslanı yönetmek ve kontrol etmek isteyen ve hatta sizi o arslana yedirmek isteyen bir şeytandır. Lüme Hamster her ne kadar kendisini sevimli göstermek istese de o sizden bir şeyleri çalmak, sarayın ambarlarını boşaltmak, nefs arslanını azdırıp yoldan çıkarıp yalan vaatleriyle kandırmak için çalışan bir fareden başka bir şey değildir. Ve sizde hiçbir yaptırım gücü yoktur. Bazen sizi korkutmak ve şüpheye düşürmek ve yalan vaatleriyle aldatmak için gizlice size sinsice fısıldar. Hatta siz çoğu zaman bu fısıltıları kendi düşünce ve fikirleriniz ile karıştırırsınız. Ne zamanki fısıltı ve vesveseleri iman gözüyle bakıp değerlendirirsiniz, işte o zaman o sinsli hamster lümenin vesvese ve şüpheleri olduğunu fark edersiniz. Onun vesveselerine ehemmiyet vermezseniz neredeyse duyulmaz olur.'' Anca ona ehemmiyet verir ve kendinize muhatap alırsanız siz ehemmiyet verdikçe şişer ve siz onun sözleriyle amel ettikçe büyür ve o küçücük hamster size avucunu alıp sizinle kedinin fareyle oynadığı gibi oynayan bir ejderhaya dönüşür. Lümeyi hamsterı vesveselerinden tanırsınız. Nefse arslan öyle değildir. Nefs arslanı size ısrarla Allah'ın yasakladığı şeyleri yapmanız için hısır ve arzular ile çılgınca izin vermeniz için kükrer. Siz onu ısrarcı ve azgın kükremelerinden nefs arslanı olduğunu fark edersiniz. Çünkü lüme hamsterı o kadar ısrarcı olmaz ve svesesi fark edilince o başka tuzaklar ve fısıltılar peşinde koşar. Ama nefs arslanı öyle olmayıp direkt olarak arzu ve isteklerde hırs yapar ve hedefine ulaşıncaya kadar kolay kolay vazgeçmez. O nefs arslanı açlıkla terbiye edilmedikçe ve aç kalmakla tehdit edilmedikçe Israrından vazgeçmediği gibi hangi kötü şeye alışırsa kolay kolay ondan vazgeçmez ve çok daha fazla tehlikelidir. Çünkü o bir arslandır ve arslanlar fareler ile kıyas edilmez. Onu güçsüz düşüren ve terbiye eden açlık ve aç kalma korkusudur. Bir de vücut sarayının en çok korunması gereken bir kapısı vardır. Bu kapının ismi günah kapısıdır. Lüme Hamster en çok bu kapının açılmasını ister. Bazen sizi, bazen nefs arslanı bu kapıyı açmanız için binbir türlü vesveselerle kandırmaya ve aldatmaya çalışır. Nefs arslanının hoşuna giden şeyleri teklif ederek kendine mail ettirmeye ve nefs arslanı ile birlik olup sizi yani aklı insana ikna etmeye çalışır. Hatta bazen terki zekat ile günah kapılarını ve malınıza hissedar olacak hırsızları vücut sarayınıza almak ister. Lüme Hamster'ın bu çaba ve gayretinin sebebi saraydaki gizli günah kapısının açılması ile dışarıdan saraya girecek olan kendisi gibi muzır ve zararlı olan domuz, sırtlan, ayı, maymun, köpek, yılan, çıyan ve akreplerin saray içerisine girmelerini sağlamak ve sarayın ambarlarını ve erzaklarını tavrımar ederek sarayı ele geçirmek ve nefsi arslanı ve aklı insanı esir edip saraya hakim olmaktır. Hatta günah kapısının açılmasıyla aklın kontrolünden çıkan nefs arslanı, sınırsız zevkler peşine düşmek ile bir süre sonra lümmeyi hamster gibi hareket ederek zulümlerde, hırsızlıklarda ve arsızlıklarda lümmeyi hamster ile birlikte hareket eder hale gelir. Bazen de lümmeyi hamster sarayın bir odasında sizi vesvese ve şüpheye düşürerek Allah'ın bir tek isiminde şirke düşürerek yaptırdığı kısa devreyle sarayın tüm odalarının karanlıkta kalmasını sağlayıp karanlıkta kalan nefs arslanını dahi aynı aklı insan gibi kontrol ederek istediğini yaptırabilir. Ve tüm sarayı ele geçirebilir ve tüm düşmanlara sarayın kapılarını ardına kadar açabilir ve sarayı mahveder. Bu hikmet ve sır iledir ki Allah kendisine şirk koşanları tövbe etmedikçe asla affetmez.'' ve şirk en büyük günah ve zulümdür. Sırrı tezahür eder. Aklı insan sahibi olan siz nefs ve lünmeyi şeytana uyduğunuzda ve aldandığınızda günah kapılarından vücut sarayınızı işgal edileceğini Şuara suresinde sarayı size emanet eden Zat-ı Zülcelal size ayetlerinde şeytanların kimin üzerinde size haber vereyim mi? Onlar yalan ve iftiraya düşkün olan günahkar kimselerin üzerine inerler. Böyleleri zaten hep şeytanların aldatıcı vesveselerine kulak verirler. Onların çoğu başkalarına da yalan söylerler. Fermanıyla haber verir ve günah kapısını açtığınızda neler olacağını gösterir. Evet, insan aldanır ve maalesef birçoğumuz nefs ve şeytana uyarak o günah kapısını açarız. Sarayın merhametkar sahibi Lümey Hemster ve nefs arslanınıza uyarak açtığınız günah kapısından girerek sarayı işgal eden haşeratın muzırra olan şeytanı cinleri temizlemek için bizlere onları yakıp eriten bir iksiri dahi vermiştir ve o iksirin adı tövbedir. Tüm zamanlarda şeytani cin musallatına en tesirli iksir olan tövbe, saray sahibinin vücut sarayına ve dünya sarayına ve hatta kainat sarayına misafir ettiği bizlere en muhteşem hediyesidir. Bu sır ve hikmet ile tövbe-i ilmi hikmet denizinden bu asrın insanlarının günah kapılarını şeytani cinlere ardına kadar açtığı ve sinsi ve cinli şeytanların düştüğü, tuzaklarında kıvrandığı bir zamanda Cenabı Hakk'ın bir lütfu ile kurtuluş senedi hükmüne geçerek birçoklarının hidayetine bir vesiledir. Nefs arslanını terbiye ve teskiye etmenin en geçerli çaresi ve metodu ise başta Allah Resulü aleyhisselam efendimizin ve ardından gelen tüm ulemanın ve hatta geçmiş semavi dinlerin tasdikiyle sır ve hikmetler anlatılıp tavsiye edilen oruçtur. Nefs arslanı oruç ile terbiye ve teskiye edilir. Zikir, dua, tövbe, istiğfar dahi nefs arslanının canavarlık hissiyatlarını dahi köreltilip akli insaniye tam bir hizmetkar olur. Bir de bay insi tilki şeytanlar vardır. Bunlar ise bazen nefs arslanıyla arkadaşlık kurarak, bazen de lümme hamster ile ortak hareket ederek sizi kendisine benzetmeye çalışır ki her kılığa girer, her rolü yapar ve her yalanı söyleyerek ve kullanarak sizi kandırmaya çalışır. Ben de öyle bir şeytana aldandım birçoğumuza kimi zaman soldan, kimi zaman sağdan dost görünümlü yaklaşan ve kimi zaman da cinni şeytanların emir ve komutasında hareket edip, vücut sarayımızdaki iman hazinelerini talan etmeye çalışan insan şeytanlarıdır ki, insan da nefsten sonra en tehlikeli olan düşmandır. Ona aldanan her iki dünyada da pişmandır. Dua insan ve cin şeytanlarına karşı bir kalkan olduğu gibi takva dahi muazzam bir zırhtır ve o zırhı sırlayıp sağlamlaştıran ve geçilmez yapan ise ihlastır. Evet, saray sahibinin sevgisi ve rızası sadece ihlas ile kazanılır. İhlas ise yaptığı ve işlediği her amelini sadece sana emanet olarak vücut sarayını veren, sahibinin sevgisini ve rızasını kazanmak için yapmak ile elde edilir.'' ve saray sahibi razı olup sevdiği kuluna dünyada kendisine emanet olarak verdiği vücut sarayını cenneti bakiyede hediyeyi ruhmani olarak tekrar kalıcı ve daimi olarak vererek onu ödüllendirir ve cenneti ve cemaliyle şereflendirir. Elhamdülillahi ala diril İslam ve kemali iman. Tövbeye gel günahına tövbe et. Rahmet seni donatsın. Secdeye gel Rahman'a secde et. Güller kalbini kuşatsın. Saik Yayın Evi, Saik Erol Tangut.